Kapıyı aç kızım sen. Tamam. Oh. Ağrısı sızısı yok inşallah. Yok, iyi çok şükür. Allah tekrar senden razı olsun baba, hastane için. Ne demek kızım, sen onu düşünme. Verilmiş sadakamız varmış. Ucuz atlattık. Çok şükür. Emine, kızım sen kardeşlerini al Nurhan ablanlarına. Tamam. Baba, içeri geçmez misiniz? Çocuklar şimdi sizi göremezse üzülürler çok. İyi, tamam. Geçelim madem. Geç abi. Sen çocukları al. Emine, hadi. Nisa. Ah kızım. Kınalı kuzum benim. Allah sizi bize bağışladı yavrum. İyisiniz değil mi? Babaannem, seni de çok üzdüm. Ama inan ki iyiyiz. Allah'a çok şükür iyiyiz vallahi. Benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi kızım? Doğru söylüyorsunuz değil mi? Babaanne, Tahir'le babam da söyledi. İyiler sen, merak etme. Babaannem, duyuyor musun beni? Vallahi çok iyiyiz gerçekten. Zaten biraz toparlanayım, Murat'ı da alıp yanına geleceğim. Merak etme. Gel yavrum. Gel bir göreyim seni. Allah'ım, verilmiş sadakamız varmış. Ben bir tepsi börek yapacağım, dağıtacak zaten mahalleye. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Bir de kadayıf yaparım, mahalledeki fakir fukaraya dağıtırız. Söyle, merak etmesinler, biz senin yanındayız. Gözleri arkada kalmasın. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok öpüyorum sizi şimdilik, tamam? Güle güle yavrum. Çok şükür ya Rabbim. Şükürler olsun Allah'a. Hemen taksi bulabildiniz mi Süreyya kardeşim? Yok, Erdal Bey Gamze ablayı bırakıyordu da. Bizi de aldılar arabaya. Beraber geldik. He. Bakıyorum Erdal Bey hemen harekete geçmiş. İyi, güzel. Kararlı demek. Ama şimdi Gamze Hanım da yatsın kalksın, bize dua etsin tabii. Böyle hakikatli bir adamı talip etti kendisine. Güzel. İşte birlikte gelmişler. Böyle böyle tanışacaklar. Yakında Gamze Hanım'ın gönlü de akar artık. Ben de öyle dedim Ömer'e. Ablam daha yeni ciddi bir kaza atlatmışken bunları konuşmanın sırası mı şimdi? Doğru diyorsun oğlum. Doğru diyorsun. Peki seni o semte, o hastaneye niye götürdüler? Nerede, nasıl oldu bu kaza? Şey baba, şu Maslak'taki büyük alışveriş merkezi var ya, orada. Yani oradaydım. İşte kucağımda da Murat. Merdivenden ayağım takılınca yuvarlandık yani öyle. Buradaki alışveriş merkezine kıran mı girdi Nisa? Niye ta oralara gidiyorsun? Emine'nin bir kitabı varmış. Kitabım vardı değil mi? O onu bulamadı burada da. Ben de işte hem biraz Murat'la hava alırım hem de kitaba bakarım diye. O yüzden gittim yani. O yüzden oraya gittim. Evet dede. Yani bütün suç benim aslında. Yok kızım, yok suç muç yok. Ne suçu? Adı üstünde, kaza işte. Allah beterinden korusun. Vardır bir hayır bu işte de. Allah belki de daha kötü bir şeyden korudu bizi. Neyse ki herkes iyi. Çok şükür baba. Yine de dinlen abla, yorma kendini. Ben bu gece burada kalacağım zaten. Olur. İyi olur. Başlarında biri olsun. Zaten kalkmış gitmiş kadın başına ta nerelere. Başına gelmeyen de kalmamış. Kadın başına derken... İlla başında bir erkek mi olması lazım?
tek başına gidemez mi yani? Başladık yine ya. Estağfurullah. Kadın başına yanında bir erkek olmadan ta oralara gitmesi uygun değil Ömer Efendi. Neye göre, kime göre uygun değil? Sakın dini açıdan uygun değil deme. Çünkü bu doğru değil. Sorun kadının tek başına bir yere gitmesinde değil. Dinde hiç olmamasına rağmen kadınlar üzerinden uydurulan şeylerin din sanılmasında. Oysa Kur'an kadına dişiliği üzerinden değil, kişiliği üzerinden, cinsiyeti üzerinden değil, şahsiyeti üzerinden bakar. Erkekle aynı hak ve sorumluluklara sahip bir birey olarak görülür. Kadını sadece cinsel bir obje olarak görüp eve kapatmaya çalışan insanların zihniyetinde sorun var. Dinimizde değil. Emine, kızım sen bize çay koy, hadi. Süreyya'cığım, pasta mı almıştınız siz de? Evet, ben de yardım edeyim. Olur vallahi, hadi Süreyya'cığım.